Merhaba Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, Doğuboğan'a hoş hoş geldiniz. geldiniz. Ben Baran. Ben de Özgür. Bugün 2023 YKS'ye hazırlanan ve 2023 YKS'de sınava girecek olan arkadaşlarımız için yazı nasıl değerlendirmeliler? Yaz vakti neleri yapmalılar? Ne kadar kendilerini rahat bırakıp ne kadar ders çalışmalılar? Onun hakkında tecrübelerimizi paylaşıp birkaç önemli bilgi vereceğiz. Evet, bundan 2 hafta sonra gibi bir süre içerisinde sıradaki sınav sizin olacak. Ve sıradaki sınavın sizin olması gerçekten hani böyle tüm o rahatlığınızı işte 11. sınıfın biraz tamam stresli geçiyor ama verdiği bir rahatlık da oluyor hala sınava girecek başka öğrenciler olduğu için. Tüm o rahatlığı ortadan kaldırıp tüm stres sizin omuzlarınızın üstüne bindiriyor. O yüzden bu süreci nasıl yönetmelisiniz ve yazın nasıl boş geçirmezsiniz? 11'e mi çalışmalısınız, 12'ye mi başlamalısınız önden yoksa TYT eksiklerinizi mi kapatmalısınız? Biz neler yaptık az önce Baran'ın dediği gibi bunlardan bahsedeceğiz, böyle bir video yapalım dedik. Sizden çok istek gelmişti bu video ile alakalı. O yüzden sizin de görüşlerinizi dikkate aldığımızı unutmayın. Eğer ki belirtmek istediğiniz ya da video fikriniz varsa, video önerileriniz, onların hepsini açıyoruz. Yorumlarda istediklerinizi belirtebilirsiniz. Geri dönütleriniz bizim için önemli. Evet, bu video içinde uzun süredir Baran'ın dediği gibi istekte bulunuyordunuz fakat biraz diğer arkadaşlarımıza öncelik verdik şu an YKS sınava. 2022'ye girecek olanlara. 2022'de sınava girecek olan arkadaşlarımıza biraz önem verdik. Onları hem boşlamamış olmak adına hem de sizin bu isteğinize bir yanıt vermek adına bugün 2 video birden Evet. yüklüyoruz. Onların son 15 gün ne yapması gerektiği ile alakalı videomuz da bugün yayında olacak. Siz de tabii ki önden böyle bir şey izlemek isterseniz o videoya da göz atmayı unutmayın. Evet. Öncelikle ben yazımı nasıl değerlendirdiğimden başlayayım. Şu detaya değinmek istiyorum. Biz 11'den 12'ye geçerken ki Mart ayında, o 2020 Mart ayında Covid patladı. Ve ben 11. sınıfın Mart ayından itibaren kendime bir söz verdim. Çok yoğun bir şekilde çalışacağım ve hedefim ilk 100 koymuştum ben o andan itibaren. Ona göre çalışmaya başlamıştım. Siz de öncelikle çalışmalarınıza başlamadan önce hedef belirlemeyi unutmayın. Biz o Mart ayında işte kapanmalar oldu, yazında kapanmalar oldu, uzun süreli kapanmalar oldu. O yüzden çok fazla süre evdeydim. Tatile de gidemedik doğal olarak her yerde Covid patladığı için. Şuna değinmek istiyorum ki ben önceliğim TYT ve 11'i baştan tekrar etmekti. Yaza geçer geçmez. TYT'yi bir baştan tekrar ettim ve her gün TYT denemesi çözdüm yazın. Bu size biraz uçuk gelebilir belki ama bana kazandırdığı pratik ve soru çözme alışkanlığının yanında hiçbir şey bu. Ve zaten sonuçtan da bunun karşılığını aldığını da görebilirsiniz. O yüzden her gün TYT çözmeniz ya da her gün değilse en azından 2 günde bir yazın TYT çözmeniz sizin için çok faydalı olur. Ben o kısa hızlı TYT tekrarlarını yaptıktan sonra her gün deneme çözdüm. Onun dışında da önceliğim önce bir 11'i tekrar etmekti. Çünkü 12. sınıf konularına hemen başlasaydım 11 benim için hem dert olacaktı 12. sınıfta hem 12. sınıfta bir sürü şeyle aynı anda ilgilenmem gerekecekti. O yüzden önce bir 11. sınıf konularını baştan tekrar etmiş olayım dedim tamına. Böyle birkaç tane hem 11. sınıfı baştan tekrar edecek soru bankası çözdüm. Hem de böyle 11. sınıf denemeleri oluyordu. AYT'den işte AYT'nin yarısını alan denemeler oluyor. Onları değerlendirdim. Ondan sonra ben 12. sınıf başladım. 12. sınıfa başladığım dönemde şeye denk geliyordu. Temmuz sonu Ağustos başı gibi. Orayı onun öncesini işte TYT ve 11'e ayırmıştım ve Temmuz sonu Ağustos başı gibi 12. sınıfa başlamıştım ve Ekim'in ortası gibi de 12. sınıfı erkenden bitirmiştim. Bu benim kendi yöntemimdi. Bu herkes için iyi olmayabilir, herkes için faydalı olmayabilir. Bunun artıları var, eksileri de var. Sözü Özgür'e vermeden önce ben bunun bir artısı bir de eksisinden bahsedeceğim. Öncelikle artısı bunun kesinlikle çok fazla pratik yapmanız size çok fazla pratik yapacak zaman kalıyor. Önünüzde çok fazla deneme çözecek ve çok fazla tekrar edecek zaman kalıyor. Bu bir artısı. Eksisi tahmin ettiğinizden çok daha fazla sıkılıyorsunuz. Bu sıkılmalar, ben son 2-3 ay çok zorlanmıştım tekrar ders çalışmaya başlamak için. Çünkü inanılmaz bir yoğun tempoda konularımı hızlıca hallettim. Ve çok fazla zaman kaldı bana. Çok fazla tekrar yapıyorsunuz bir yerden sonra ama çok fazla monotonlaşıyor. Her şeyi aynı düzende gidiyor. Birkaç ay sadece aynı şeyleri yapıyorsunuz. O yüzden bunun artıları ve eksileri olduğunu unutmayın. Ve Özgür'ün benden farklı yaptığını da şimdi duyacaksınız zaten. İsterseniz Özgür'e sözü bırakayım. Benim o açıdan çok daha heyecanlı geçmişti sınav senem. Çünkü ben sınava bir 9-10 ay kala falan sayısaldan eşit ağırlığa bir geçiş yaptım. O yüzden bu yazın yaptıklarım da aslında sizin yapmamanız gereken şeylerden oluşuyor çoğunlukla. Ben yazın çoğunlukla dışarıda gezmeye, işte henüz sınav senesi sürecine girmeme ve tamamen keyfime göre davranma gibi geçmişti. Bunun sonucunda da sayısaldan güzel bir sonuç elde edemeyeceğimi fark edip artık işlerin biraz çok geç olduğunu fark edip eşit ağırlığa
bir geçme kararı aldım. Tek sebebi bu değildi tabii ki. İstediğim bölüm, burs olanakları olsun, diğer olanaklar olsun, eşit ağırlığın bana daha uygun olacağını da düşünmüştüm. Bununla ilgili de eminim aranızda çok fazla şu an sayısaldan korkan ya da işte eşit ağırlığa geçmeyi düşünüp ailesinin söylediklerinden, etrafından duyduklarından korkan, işte eşit ağırlığa geçmeye işsiz kalırsın, yok işte kötü bölüme gidersin, ileride bir geleceğin olmaz falan gibi sözlerle karşılaşıp bunlardan korkan çok fazla insan vardır şu an. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili videolarımız da gelecek. O yüzden takipte kalmayı da unutmayın. Benim yazın yaptığım şey, ben hiç AYT'ye girmemiştim. 11. sınıftaki sayısal konularımı biraz tekrar etmeye çalışmıştım ama hiçbir şey anlamıyordum. Çok böyle artık bir, yani kayış kopmuştu ama TYT konusunda kendimi geliştirdim diyebilirim. Ben de düzenli TYT çalışmaları yaptım ve yazdan çıktığımda yazın başına göre çok daha iyi konumdaydım TYT'ye göre. Bunun yanında tabii ki AYT matematiği de çok seviyordum ve AYT matematik hakkında da AYT matematik alanında da çalışmalar yaptım. Sonucunda yazdan çıktığımda ben iyi bir TYT çözücüsü, iyi bir TYT öğrencisi ve AYT matematiğini belli bir seviyeye getirmiş bir öğrenciydim. Bunun yanında Ağustos ayı geldiğinde ben AYT konularını baranın aksine, yani 12. sınıf konularını neredeyse hiç başlamamıştım. Sadece AYT matematiğin 12. sınıfın başı denilebilecek logaritma ve dizilere biraz bakmıştım. Onun dışında ben türev integral konularımı zaten bitirdiğimde Mart ayı gelmek üzereydi. Şubat ayının sonlarıydı. O yüzden hani bunun bir şart olmadığının farkında olun. Sene Kesinlikle. içinde sizin çok insanla karşılaşacaksınız. Bazıları hiç konuları bitirmemiş olacak. Siz erken bitirmiş olacaksınız ve size "Aa, çok erken bitirdin, şimdi salacaksın, şimdi çalışmayacaksın" diyecekler. Bazıları da çok erken bitirmiş olacak. Siz onlardan daha geç bitirmiş olacaksınız. Onlar da size gelip diyecek ki "Aa, hala bitirmedin mi? Şu konuda hala duruyor mu? Şuna hala başlamadın mı?" falan diyecek. Sizi stres sokmaya çalışacaklar. Bunların ikisine de kanmayın. Her türlü şekilde güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Benim yaz hakkında diyeceğim şeyleri çok uzatamıyorum dediğim gibi. Çünkü bu yazın sonunda ben alan değiştirdim. Yani sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Bu konuda hiçbir insanı yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Hani bu sizi eşit ağırlığa geçmeye cesaretlendiren bir konuşma değil asla. Böyle düşünüyorsanız korkmayın diyorum sadece. Evet. Bununla ilgili daha detaylı konuştuğumuz videolar da olacak. Yaz süreci boyunca da böyle videolar gelecek. O yüzden beklemede kalmayı unutmayın. Benim yaz hakkında diyeceklerim bu kadar. Daha fazla konuşamıyorum dediğim gibi. Özgür'ün söylediklerine bir şey daha eklemek istiyorum. Benim de bir sürü arkadaşım vardı. Sayısaldan başlayıp korktuğundan kaynaklı eşit ağırlığa geçemeyen insan. Hani aile baskısından kaynaklı. Ben de bir an eşit ağırlığa geçtiğin Hayır için canım, korkak hayır. diyeceksin sen. Korktuğundan kaynaklı eşit ağırlığa geçemeyen bir sürü arkadaşım vardı. Ve hani şey oldu. Bir sene boyunca geçmediler. Sınava son 2 ay kala geçtiler. Hani hiçbir, hem çok fazla zaman kaybetmiş oldular, hem de hani boşu boşuna 6 ay başka derslere çalışmış oldular. Ve şunu söylemek istiyorum, Özgür bunu daha iyi bilir tabii ki, ama eğer ki geçme gibi bir planınız varsa ya o planı şu an uygulayın ya da ya da hiç uygulamayın. Çünkü geç yapmanız hiçbir iş, yani hiçbir zaman fayda sağlamayacak size. Çok fazla vakit kaybettirecek ve büyük ihtimal, bunu söylemek istemiyorum ama, bir sene daha çalışmanıza bile sebebiyet verebilir bu geç başlıyor oluşunuz. O yüzden eğer ki böyle bir kararınız varsa ya şimdi uygulayın ya da hiç uygulamayın. Bu konuda ben şunu eklemek istiyorum. Belki şu an Baran'ın dediği kadar ani bir karar vermenize gerek yok. Ama benim rehberlik hocam çok güzel bir şey söylemişti bu konuda bana. Ben Ekim ayında hatta eşit ağırlığa geçmiştim. Eylül ayı gibi de ona bu konuyu açmıştım. Hani böyle düşüncelerim var aklımda diye. O bana demişti ki emin olmadan böyle bir şey yapma. Çünkü şu an eşit ağırlığa geçersen sayısala geri dönüşün çok zor olur. Ama bir süre daha sayısalda kalırsan son böyle 6-7 ay kalana kadar eşit ağırlığa geçmenizde bir sıkıntı yok. Sonrasında da sıkıntı yok. Bizim şu an Boğaziçi'nde de bir arkadaşımız var mesela. Son 3 ay kala geçmiş ve eşit ağırlık 300.sü olmuş. Böyle çok iyi sonuçlar da elde edebiliyorsunuz ama işinizi zora sokmuş oluyorsunuz. Son 6-7 ay en geç bu kararı verip eşit ağırlığa geçecekseniz eğer geçmeniz gerekiyor. Bir yandan az önce dediğim gibi emin olmadan bu karar vermeyin. Çünkü eşit ağırlığa erken geçtiğinizde sayısala geri dönüşünüz olmayabilir. Sayısal konularınız çok daha hızlı akıp gidiyor ve eşit ağırlık biraz daha toparlanabilir durumda kalıyor. O yüzden bir süre daha emin olana kadar bekleyin. Çevrenizde size objektif davranacağını düşündüğünüz insanlarla bir istişare edin. Onların fikrini alın. Sonrasında tabii böyle bir kararınız varsa uygulayın.
Toparlamak gerekirse bizim söylemek istediğimiz yazın için yapmanız gerekenler öncelikle kendinize düzgün bir motivasyon oluşturmak ve hedefinizi Evet, belirlemek. bu bölüm hedefi olabilir, üniversite hedefi olabilir, Kesinlikle. sıralama hedefi olabilir. Bunu çalıştığınız yere asmanızı da öneririm ben. Evet. Sürekli göreceğiniz bir yerde olsun ki ne zaman böyle mola vermek isteseniz, bir yatmak isteseniz aklınıza o gelsin ve sizi çalışmaya itsin. Evet. Ve ayrıca da önceliğinizin TYT'yi halledip 11'deki bütün problemlerinizi baştan sona tekrar etmiş olmanız ki 12'ye geldiğinizde böyle bir problemleriniz, ekstra uğraşmanız gereken şeyler kalmasın. Evet, 12'ye geçtiğinizde hala geçmişten kalan problemlerinizle Evet. uğraşmak istemeyeceksiniz. 12'deki konular zaten sizi yeterince meşgul tutacak. Bir yandan TYT'de de kendinizi iyi tutmanız gerekecek. O yüzden bu yaz 11. sınıftaki tüm eksiklerinizi halledin ve olabildiğince TYT çalışın. Tabii ki vaktiniz kalırsa 12'ye de Evet. başlayabilirsiniz. Biraz göz atmanızda da fayda var. Ama bir an önce konuları bitireyim. Of, tüm 12 konularını şimdi yazdan bitireceğim gibi heveslere girmenize de çok gerek yok. Kendinizi çok yormayın bu yaz çünkü önünüzde çok uzun bir süre var. Her gün çalışmayın derim ben. Çünkü şu an vereceğiniz haftada bir gün olsun, 2 gün olsun tatiller sizi son 3 ay, son 2 ay sınavı bu kadar az süreler Evet. kalınca her gün çalışmanızı sağlayacak şeyler olacak. Ben kendi çalışma dönemimde de böyle bir şey yapmıştım. Yazın dediğim gibi çok az çalışmıştım zaten ama senenin ilk başlarında daha böyle haftanın her günü çalışmayan, arada tatiller veren, kendimi kafa dinleyeceğim boşluklar oluşturan bir düzenim vardı. Ve dediğim gibi bu son düzlüğe geldiğimizde benim her gün çalışmamı sağlayan şey oldu belki de. Ben de mesela bunun acısını çektim tam tersine. Ben her gün çalıştım o dediğim gibi 11. sınıfın Mart ayından itibaren. İşte bütün yaz o ilkbahar ve bütün yaz bir de sonbahar bütün yaz çalıştım. Ama işte Şubat'ta bir patlak verdim böyle hiçbir şey yapamadım. Yıkıldığım bir hafta oldu hiçbir şey yapmadım o hafta. O çok kötü bir haftaydı. Ve son 2-3 ayı bitirmekte çok zorlandım. Bir an önce sınav gelsin artık bu çileden kurtulayım havası vardı. Bunun da tek bir sebebi varsa o da çok fazla ağır başlamış olmamdı benim. Zar zor getirdim sınavın sonunu. Motivasyon ve hani içimde kalan güç olarak. O yüzden Özgür'ün söylediği tavsiyeyi kesinlikle değerlendirin. Bir yandan da tatile gitmeyi düşünüyorsanız hem birkaç ay sonra çok daha her şey pahalı olacağı için hem de sınav seneniz iyice yaklaşacağı için Evet. şimdiden tatile gidin, güzel bir kafa dinleyin. Sonrasında ise kendinizi sınav senesine mental olarak hazırlamakla başlayın. Bu çalışma düzeni illaki oluyor, illaki çalışıyorsunuz. Bir sene boyunca yatacak değilsiniz asla. O yüzden kendinizi kafa yapısı olarak hazırlamaya bakın derim. Yaz aylarında buna da büyük önem gösterin. Çünkü önünüzde çok zorlu bir süreç olacak ve Evet. kendinizi hazırlamanız gereken büyük bir test olacak karşınızda. Bu yazı çok iyi şekilde geçirmenizi diliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar şimdiden. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu kadar.